Niye ölmedin? Şans işte. Ezel Akay'ın yeni filmi yayınlandı ancak eleştirilerden kurtulamadı. Başarılı yönetmen Ezel Akay'ın son filmi 9 kere Leyla Netflix'te yayınlanmaya başladı. Güçlü kadrosuyla göz dolduran dizi eleştiri oklarının da hedefindeydi. Neredesin Firuze, Hacivat Karagöz neden öldürüldü, Yedi Kocalı Hürmüz gibi filmlerden tanıdığımız Ezel Akay 11 yıl sonra yeniden kayıt dedi. Küçük bir ev kazası gelse başına, sonra yalnız sen ve ben. Başrollerinde Neredesin Firuze'de birlikte çalıştıkları Demet Akbağ ve Haluk Bilginer'in yanı sıra Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy'un birlikte yer aldığı 9 kere Leyla filminin senaryosunu ise Özlem Lale yazdı. Yapımcılığını Kontakt Filmworks'ün üstlendiği 9 kere Leyla, Haluk Bilginer tarafından canlandırılan zengin iş insanı Adem'in genç sevgilisi Nergiz uğruna evliliğini bitirmeye çalışmasını hikayesini anlatıyor. Adem, boşanmayı reddeden karısı Leyla'yı 9 kere öldürmeyi deniyor. Ancak filmin konusu bu kadar da sınırlı değil. Film, Türkiye'de kadına yönelik şiddet konusu üzerinden uzun süre konuşulacağı benziyor. Filmin öldürmek mevzusu üzerinden kadın örgütlerinden tepki alacağını düşünmediğini söyleyen Özlem Lale, ama buna hazırlıklıyız tabii. Kadın meselesine katkıda bulunacak ve dünyayı daha iyi hale getirecek bütün konuşmalar hepimizin lehine. Biz eril kodların dahilinde hareket edip hepsiyle çok güzel dalga geçtiğimizi düşünüyoruz açıklamasında bulunmuştu. İşte merakla beklenen o film 9 kere Leyla yayınlandı. Yayınlandı yayınlanmasına ancak sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmaktan kurtulamadı. Geçtiğimiz Mart ayında gösterimi planlanan fakat pandemi nedeniyle vizyonu ertelenen film bu hafta Netflix'te izleyicisiyle buluştu. Mitolojik, fantastik ve müzikal yapısı ve usta oyunculardan oluşan oyuncu kadrosuyla 9 kere Leyla filmi yayınlandığı andan itibaren konuşulmaya başlandı. Film, sıra dışı sahneleri ve ilginç senaryosuyla hemen dikkat çekti. Öte yandan güçlü kadrosu, yönetmeni ve senaryosuyla oldukça yüksek beklenti yaratan film, yayınlandıktan sonra sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Alışık olduğumuz Ezel Akay filmlerinden ziyade son zamanlarda sinemamıza musallat olan yerli komedi tarzına yakın duran film, izleyiciyi hayal kırıklığına uğrattı. Sosyal medyada yapılan eleştirilerin bazıları ise şöyle. Filmi izledikten sonra şunu düşündüm. Ayrı ayrı çok iyi malzemeler seçmiş olmamız ortaya çok iyi bir yemek çıkacağı anlamına gelmeyebilir. Bir de bunları bir araya getirecek güzel bir yemek tarifine ihtiyacımız olabilir. 9 kere Leyla hayatımdan yarım saat çaldın, geri ver. Son zamanların en büyük hayal kırıklığı, kadro efsane ama o nasıl film? Bu filmde Demet Akbağ ve Haluk Bilginer oynamayı nasıl kabul etmiş? Belli bir yere gelmiş oyuncuların oynayacakları filmde biraz kalite kriterini aramaması ilginç geliyor. Bayağı kötüydü. 9 kere Leyla filmine 9 dakika sabredebildim. Ahmet Hakan konuyu köşesine 99 kere olmamış bir film 9 kere Leyla başlığıyla taşıdı. Hakan film hakkındaki yorumlarını iyi bir film için ne gerekiyorsa vardı hem de fazlasıyla ve fakat olmamıştı abi. Resmen olmamıştı. Koşullar bu kadar uygunken bu kadar kötüsünü yapmayı becermek her baba yiğidin başarabileceği bir şey değildir sözleriyle paylaştı. Cemiyet Hayatı'nın ünlü ismi Arzu Sabancı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda filmi eleştirdi. Sabancı, konuyla ilgili başladığım tüm filmle dizileri yanımdakiler beğenmeyip bıraksa bile ben ısrarla izler bitiririm. Bunu bitiremedim. Böyle bir kadroya, böyle bir film. Neden? Yorumunu yaptı. Ezel Akay ise konuya sessiz kalmadı. Bir izleyicimden sizlere diyerek bir izleyicisinin mektubunu sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilere cevap niteliğinde bir paylaşımda bulundu. Akay, film hakkındaki eleştirileri, eleştirenlerin büyük haksızlık olduğunu savunan bir izleyicisinin filmle ilgili görüşleriyle yanıtlamış oldu. Sen niye ölmedin? Şans işte.